Medine'nin etrafı İslamcıların eline geçmeye başlayınca Fahrettin Paşa, peygamberin kabrinin bulunduğu Medine'deki Türk bayrağını kendi elimle indiremem diyerek kabul etmedi. Herhangi bir yağma ihtimaline karşı da tedbir alarak Medine'deki 30 parça kutsal emaneti 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi. Etrafları kuşatılmıştı, yokluk içindeydiler. Ancak onlar ellerinden geleni sonuna dek yapmak için kararlı ve azimliydiler. Çamurlu su içtiler, hurma çekirdeklerinden ekmek yaptılar. En önemlisi de çekirge yediler. Sadece düşmanla değil, açlıkla, susuzlukla ve sıcakla da savaştılar. Bu zor şartlara rağmen Medine'yi tam 2 yıl 7 ay savunmaya devam etti. Savaşın bitip Mondros Mütarekesi imzalanmasına rağmen Türk kaplanı Medine'yi terk etmedi. O kahraman askerlerine şöyle seslenmişti. Evlatlarım, bir söz verdik. Kutsal şehri isyancılara vermeyeceğiz diyerek. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Ta ki son mermi, son er ve son kana dek. Bu azim, bu kararlılık bize dayanma gücü verecektir. Bunu hiç unutmayın. Ümitsiz olmayınız. Bakın bayrağınıza, iyi bakın. Herhangi bir bayrak değildir o. Şu an devletimizin düşen birçok kalesi var. Ele geçirilen birçok şehri var. Ama burası son kaledir. Devletimizin son direnme noktasıdır. Belki bizim bu gayretimiz diğerlerine de örnek olursa her yerde ittifak etmiş düşmanlara 7 düvele karşı koyarız. Evet, annelerimizin aynalı beşikte büyütüp de asker eylediği o dağ yürekli insanlar belki gittiler de gelmediler. Fakat bize tükenmez bir hazine ve asırlarca destanlaşacak bir mazi bıraktılar. Ne saadet, öyle anaların, öyle askerlerin torunları olmak. Şimdi askerlerimizin katıldığı savaşlardan görüntülerle birlikte koromuzu dinliyoruz. Eledim eledim, höllük eledim. Thank you.
Gel beni canım, buna.